Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size dünyanın en güzel çiğ köftesini yapıyorum. Dünyanın en güzel çiğ köftesi. Yalnız çıkmadınız arkadaşlar. Hiç durmadan, konuşmadan hemen ben tarifime geçiyorum. Ve malzemeleri gösteriyorum. Şöyle 1 kilogram arkadaşlar esmer bulgur. Çiğ köftelik bulgur, köftelik bulgur fark etmez. 1 kilo. Arkadaşlar 4 tane soğan. 4 tane soğan. Arkadaşlar isot. Patla kırmızı toz biber, pul biber, kimyon, karabiber, sarımsak 6-7 tane, 1 bardak nargisi, 3 yemek kaşığı salça, 3 yemek kaşığı biber salçası, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 bardak sıvı yağ, 1 bardak limon suyu, 2 tane limon, 2 bardak su, 1 tane domates, 1 tane rende. Arkadaşlar bu kadar. Malzemeniz bu kadar. Arkadaşlar hemen ben durmadan ne yapıyorum? Başlıyorum. Şuradan hemen ben şöyle suyumu ufaktan koyayım. Şimdi karıştıracağız. Evet, başlıyorum. Arkadaşlar tepsimize koyuyoruz. Merhaba. Arkadaşlar püf noktasını söyledi çiğ köfteleri. Mutlaka arkadaşlar rendeleyiniz. Yani bence makineye hiç sokmayınız. Rendeleme yöntemiyle yaparsanız daha iyi olur. Arkadaşlar şu şekilde ben 4 tane soğanı rendelemeye başlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi soğanın suyunu sıkıyorum. Şöyle koyuyorum elim vasıtasıyla. Arkadaşlar şöyle süzüyorum. Koyuyorum. Yapacağımız arkadaşlar şu an bir şey yok. Şöyle süzüp iyice suyu dökmemiz lazım. Aynen. Arkadaşlar suyunu suyla farklı yemek yapabilirsiniz bu arada. Aklınıza bulunsun. Gayet güzel yemekler çıkar suyuyla da. Acı olmasın diye ben bu şekilde yaptım. Hemen bunu buraya koyuyorum. Hiç vakit kaybetmeden arkadaşlar. Sarımsağa geçiyorum. Aynı şekilde sarımsaklarımız arkadaşlar küçük rendesiyle başlayıp devam ettiriyoruz. Aroma katsın diye domatesli arkadaşlar ben içine koyacağım arkadaşlar, bilginiz olsun. Tepe hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen ben başlıyorum dökmeye. Sarımsağımı komple boşaltıyorum. Sarımsak komple bir gitsin şöyle. Aradan gitsin. Güzel arkadaşlar soğan. Evet. Arkadaşlar üzerine domates sosu, domates. Yani attım, aroma tat versin diye. Arkadaşlar onun üzerine isot. Isot. Onun üzerine toz biber, kırmızı. Toz biber. Onun üzerine arkadaşlar kırmızı pul biber. Arkadaşlar onun üzerine kimyon. Kimyon. Onun üzerine arkadaşlar karabiber. Arkadaşlar şu şekilde koyuyorsunuz. Arkadaşlar üzerine salça. Domates salçası. Arkadaşlar onun üzerine de biber salçası. Şöyle. Şöyle. Komple döküyoruz. Ziyan etmeden bütün hepsini döküyoruz. Arkadaşlar onun üzerine şöyle nar ekşisi. Şöyle nar ekşisini döküyoruz. Tamamen ilave de edebilirim arkadaşlar. İlave edebilirim daha sonra. Onun üzerine arkadaşlar önemli püf noktası. Aynen limon sosu. Şimdi limon sosu bu. Lazım olur. Limon sosu. Arkadaşlar zeytinyağı. Zeytinyağı. Zeytinyağını arkadaşlar ilave edebilirsiniz daha sonra. Hani karışırsa arkadaşlar ilave edebilirsiniz. Yaklaşık 45 dakika bunu ben karıştıracağım. Tabii keseceğim. Arkadaşlar üzerine sıvı. Arkadaşlar bu kadar. Şu an harika bir şekilde oldu. Size diyebilirim. Arkadaşlar tuzumuzu atmayı unuttuk. Şu şekilde tuzumuzu da atıyoruz. Arkadaşlar tuz kıvamı sizin kendi damak tadınıza göre
tuzunu ilave edebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi ufak ufak artık yoğurmaya ben başlıyorum. Ellerimizi temiz bir şekilde yıkadıktan sonra arkadaşlar öz noktası şudur. Ufak ufak arkadaşlar artık başlıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar ufak ufak başlıyoruz. Zaten ilk kıvamı bu şekilde olacak. Harika olacak arkadaşlar. Emin olabilirsiniz. Arkadaşlar çok uzatmak istemiyorum. Kesiyorum. Ben bir 45 dakika bunu yoğurayım. Ondan sonra size göstereyim. Şu an arkadaşlar başladım. Şu anda oldu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bakın. Zaten çok basit. Ben size göstereceğim hemen şöyle. Arkadaşlar istediğiniz kıvam alıyor. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çok dağılmaması lazım. Arkadaşlar ben yaklaşık tam olarak arkadaşlar 50 dakikadan beri arkadaşlar ben bunu yoğuruyorum. 1 saat oldu yani yoruldum artık. İstediğim tam kıvamı aldı. Macun gibi oldu. Şöyle bakın bir. Yakınlaştır. Şöyle görsünler. Dağılmaması lazım. Elinizi attığınız zaman şöyle. Hem şekil de verebiliyorsunuz. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Alıp istediğiniz şekli verebilirsiniz. Arkadaşlar ben hemen sunum tabağı yapıyorum. Sunuma geçin ve bitireyim. Arkadaşlar şu anda diziyorum. Görmüş olduğunuz gibi hepsini daireler şeklinde arkadaşlar dizmeye başladım. Harika oldu. Arkadaşlar önemli olan size benim söylediğim gibi dağılmaması lazım. Çok dağılmayacak. Bir saat tamamen yaptığınız zaman o istediğiniz kıvama ulaşabilirsiniz. Ben ulaştım. Şekil vermek size kalmış. Ben kendim bu şekilde yiyorum. El şekli verebilirsiniz. Kimisi farklı veriyor. Ben şu anda bu şekilde yapacağım. Hemen devamını çekeceğim. Ayrıca sos yapmak isterseniz de acılı ketçabı arkadaşlar bu şekilde koyuyorsunuz. Acılı ketçabı dökünüz arkadaşlar. Çok basit. Acılı olsun. Kapatın ağzını. Arkadaşlar üzerine de nar erisi dökün. Arkadaşlar unutmayın. Ketçap acılı olsun. Arkadaşlar şu anda sosunuz da hazır. Çok güzel bir sosunuz oldu. Bilginiz olsun. Arkadaşlar karıştırıyorsunuz. Şöyle gösterebilirim size. Evet. Sosu da elde ettik şu anda. Harika oldu. Arkadaşlar şu an sosu da hazır. Hatta bakayım. Süper. Arkadaşlar süper bir sos. Nargis acılı ketçap. Arkadaşlar içine acılı sos atabilirsiniz. Geldi arkadaşlar şu anda oldu arkadaşlar kabağımı görebilirsiniz. Arkadaşlar harika oldu. Şöyle sos yaptım. Arkadaşlar bir tepsi çıktı zaten bir tepsi. Arkadaşlar morumuz var. Arkadaşlar hemen tadıyoruz. Bakalım nasıl olmuş. Zaten ben tattım da. Şöyle biraz alıyorum şöyle. Soslu soslu olsun. Arkadaşlar şöyle koyuyorum. Direkt. Arkadaşlar limon. Bunu da şöyle sıkıyorum. Bakalım nasıl olmuş. Şuralım. Arkadaşlar harika olmuş. Arkadaşlar kesinlikle yapın. Size kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Mükemmel olmuş. Arkadaşlar dışarıdakini arkadaşlar birebir aynısı. Hatta daha iyisi. Ben şu an bunların hepsini yiyebilirim. O kadar çok açım ki. İnanılmaz tadı güzel. Tavsiye ediyorum. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar benim videomu. Abone olabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Bundan sonraki videomu ne olsun diye söyleyebilirsiniz. Yani ne yapayım söyleyebilirsiniz. O tarz video çekerim sizin için. Beğenin, yorum yapmayı unutmayın. Abone olunuz. Arkadaşlar öteki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.